Hükümet özel bir yasayla MİT personelinin yargılanmasını başbakanın iznine bağlamıştı. Ama bugün yargıdan ilginç bir karar çıktı. MİT'in sahte isimlerle dinlediği eski taraf yazarlarının başvurusu üzerine verilen karara göre MİT görevlileri hakkında soruşturma yapılabilecek. Sahte isimlerle telefon dinleyen MİT'çilere yargı yolu açıldı. MİT, Taraf gazetesinin eski yazarlarını dinlerken izni sahte isimlerle almıştı. Ahmet Altan için Caşit ve Hosein Seyfullah, Yasemin Çongar için Elizabeth ve Araşi Karzat, Amberin Zaman için Demi, Mehmet Altan için Pastör isimleri kullanılmıştı. Bu dinlemeler ortaya çıktı ancak yargıya taşınamadı. Çünkü 7 Şubat süreci sonrasında MİT mensupları için soruşturma izni başbakanlığa verilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan da soruşturma izni vermedi. Mehmet Altan'ın avukatı Ergin Cinmen bu kararın iptali istemiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme de 13 Şubat'ta soruşturma izni vermeme kararını iptal etti. Mahkemenin kararında anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı yoluna açık olduğu hatırlatıldı. Mahkeme ayrıca kanunun hükümlerinde açıkça dinlenecek kişinin kimlik bilgilerinin ilgili hakime verilmesi gerektiğini belirtti. Şimdi MİT görevlileri hakkında resmi evrakta sahtecilik, haberleşme ve özel yaşamın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma yürütülebilecek. Haber bu. Şimdi haberde adı geçen dinlenen yazarlardan yazar ve akademisyen Profesör Doktor Mehmet Altan'a, daha doğrusu Pastör kod adıyla dinlenen Mehmet Altan'a bağlanacağız. Mehmet abi, iyi akşamlar. Sağ olasın, kolay gelsin. Çok çok teşekkürler. Aslında önemli bir gelişme bu. Tam kararın gerekçesi acaba sahte isimle dinlenmiş olmanız mı? Şimdi burada tabii başbakan imzalı mahkemeye gönderilen savunmada, MİT adına gönderilen savunmada koordineli bir şekilde dinlenildiği söyleniyor. Sadece esas kimliğin verilmiyor. Evet. Aynı zamanda bu kadar uzun süreli esas kimliğin verilmeden bir takma adla dinleme de yasal değil. Zaten anayasal olarak bir sorun var. Yani bu haberleşme özgürlüğümü neden ortadan kaldırdıklarına dair konu açıklığa kavuşmuş değil. Ben çünkü taraf yazarı değilim. Tarafla ilgili, yani beni bir taraf grubunu dinlemişler. Beni de dışarıdan dinlemişler. Adımı farklı vermişler. Kimliğimi saklamışlar. Tabii bu kimliğimi saklayarak böyle bir karar mahkemece nasıl alınmış? Yani baştan aşağısında bir skandal var orada. O skandalın da ortaya çıkmasını hukuk devletinde olmayacak bir biçimde bütün yargıyla ilgili MİT mensuplarını, şimdi bu siyasal iktidar bunu polis, asker, herkese genişletiyor. Evet. Yasal denetimi de bir başbakanlık tasarrufuyla engellemişler. İdari mahkeme, ben de avukatımdan duydum, Ergin Cinmen'den, bunun şimdi olamayacağını, hukuk devletinde yargı denetiminin esas olduğunu söylüyor. Sanıyorum bir buna karşı itiraz hakları var başbakanlığın, MİT'in. Ama önemli bir gelişme, ilginç bir gelişme. Maalesef her mağdur, kendini mağdur hisseden ve mağdur olduğuna inanan vatandaş gibi, keşke siyasi iktidar da benim gibi hakkını, hukukunu mahkemelerde, yargıda arasa da yargı darbesi yapmasa. İşte bir şekilde şöyle veya böyle bir süreçte bir hak arama yolunda yolculuk edebiliyorsun. O anı gösterme açısından da önemli. MİT'çilerle başladı ama polis de koruma kalkanını alınmıştı. Dolayısıyla devlet kendi kolluk gücünü tamamen böyle yargıdan uzak bir koruma kalkanına hapsediyordu. Bu tabii, bu kibar bir yorum. Yani dünyanın hiçbir yerinde, bir galiba Bolivya'da var bu. Yani hukuk denetimi dışında bırakılan bir alan olduğu vakit orası hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti olmaktan vazgeçmiş sayılıyor. Evet. Yani zaten idari mahkemede bunu açıkça söylüyor. Yargının en önemli vasfı devletin her alanını rahatlıkla denetleyip oradaki bir karanlığa, bir yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete, hukuksuzluğa engel olmak. Siz
bir şekilde yargının denetim imkanlarını ortadan kaldığınız vakit orada zaten hukuk ölüyor, hukukun üstünlüğü ölüyor, hukuk devleti ölüyor. Aynı Türkiye'deki şu an yaşadığımız ortam gibi. Bu karar kesinleşirse emsal olur mu diğer dinlemelerle ilgili? Yani bir idari mahkemenin içtihatı olarak tabii çok önemli bir gelişme olur. Ama aynı zamanda ortadan kaldırılması gereken şey idarenin unsurlarının hukukun denetiminden kaçırılması esas. Evet. Yani memurun muhakemat yasasıyla geçti benim ömrüm. 1916'da geçici olarak çıkarılmış bir yasadır o. Amirinden izin almadan yargı memuru denetleyemez diye. Geçici olarak aşağı yukarı çok uzun süre, yani 100 yıla yakın neredeyse yürürlükte kaldı. Şimdi daha genişletilmiş halini yaşıyoruz. Yani bir taraftan da Türkiye'de neler değişiyor, neler değişmiyor diye bir araştırma yaptığım vakit memuru muhakemat kanunu değişmediği gibi genişleyerek şu anda işlemde. Yani bunlar en önemli ama vurgu, mahkemenin yaptığı vurgudur. Hukuk devletinde hukukun denetimi dışında bir alan var ise, kamunun bir idaresi, tasarrufu yahut kurumu yargının dışındaysa, orada hukukun üstünlüğünden bahsedilemez, hukukun evet. denetiminden bahsedemez. Bu açıdan önemli bir adım. Çok çok teşekkürler Mehmet Altan. Ben dileriz teşekkür bu adım ediyorum. Diğer yargılar kararlarına da emsal olur.